9. yüzyıl Avrupa'sında bir senyor ya da süzerin himayesine giren vasallar arasındaki hiyerarşiye bağlı olarak toprağa dayalı ve şehir devleti biçimindeki siyasi yapıya ne ad verilir? Arkadaşlar e, bu yukarıda bahsedilen siyasi yapı kavimler göçünün ardından Avrupa'da ortaya çıkan bir düzende. A. Teokrasi değil çünkü teokrasi ...dine dayalı bir yönetim anlayışıydı. Skolastizm de yine kavimler göçünden sonra... ...Avrupa'da kilisenin güç kazanmasıyla beraber ortaya çıkan... E, ...dogmatik düşünce sistemin adıydı. Merkantalizm, kavimler göçünün ardından ortaya çıkan... E, toprağa dayalı zenginlikten değerli madenlere dayalı zenginlik anlayışına geçişin ismiydi. Monarşi ise tek kişinin hakim olduğu yönetim şekliydi. Sorumuzun doğru cevabı B şıkkındaki feodalizm yani derebeylik rejimiydi. 18. yüzyıl başında Osmanlı Devleti'nin Rusya ile imzaladığı ve kaybettiği toprakları geri alma ümidini kuvvetlendiren 1711 tarihli anlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar şıklarımıza bakalım. a purut b pasarovça c istanbul d belgrad e ziştovi Şıklardan doğru olan cevap 1711 tarihli bu anlaşma A şıkkındaki Purt anlaşmasıydı. Baltacı Mehmet Paşa'nın komuta ettiği Osmanlı ordusu Rus ordularını mağlup etmişti ve bu savaşın neticesinde imzalanan Purt anlaşmasıyla Osmanlı devleti 1700 İstanbul anlaşmasıyla Rusya'ya verdiği Azak Kadisi'ni ve elçi bulundurma hakkını geri almıştı. İşte bu anlaşma kaybedilen yerlerin geri alınma ümidini artıran anlaşmadır. B şıkkındaki 1718 Pasarovça anlaşması ise <laughs> artık kaybedilen yerlerin geri alınmasının pek de mümkün olmadığını gösteren anlaşmadır. Bu ne gaflet, ne körlük ve hatta ne budalalık. İstanbul'un önde gelen adamları da bu düşüncede. İçlerinden biri çıkıp da ya istiklal ya ölüm diyemiyor. Mustafa Kemal Atatürk yukarıdaki yukarıda verilen sözleri aşağıdaki konulardan hangisi hakkında söylemiştir? Arkadaşlar yukarıda verilen sözler Sivas Kongresi dönemindeki manda himaye tartışmaları karşısında Mustafa Kemal'in takındığı tavır ve söylediği sözleri ifade etmektedir. Sormuzun doğru cevabı B şıkkı. Çanakkale Savaşları'ndaki başarılarıyla 18 Mart kahramanı olarak tanınan isim kimdir? A. Mahmut Şevket Paşa, B. Enver Paşa, C. Nurettin Paşa, D. Cevat Paşa, E. Cemal Paşa. Doğru cevap Cevat Paşa olacaktı. 14 Temmuz 1683'te başlayan 2. Viyana kuşatmasında Osmanlı ordusunun başında kim vardı? A. Lala Mustafa Paşa, B. Kuyucu Murat Paşa, C. Köprülü Fazıl Ahmet Paşa, D. Taruncu Ahmet Paşa, E. Merzifon Kara Mustafa Paşa. Arkadaşlar Sorumuzun doğru cevabı E şıkkındaki Merzifon'un Kara Mustafa Paşa olacaktı. İkinci Viyana kuşatmasındaki bozgunun sorumlusu olarak görülen Merzifon'un Kara Mustafa Paşa kuşatmanın ardından padişahın fermanı ile idam edilmişti. İlk Türk İslam devletlerindeki bazı görevliler ve yaptıkları işlerle alakalı eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? A. Müşrif denetleme B. Müstevfi mali işler C. Şıhne askeri vali D. Amil komutan E. Ulak haberci Arkadaşlar bu şıklardan D şıkkındaki amil mali görevli vergi toplayan kişi manasına gelmektedir. Komutan subaşı olarak da geçmekte. İlk Türkistan devletlerinde ordu komutanları subaşı olarak da geçmekte. Ee, o nedenle sorumuzun doğru cevabı D şıkkı.